Beyler bayanlar selamlar. Warzone'da son zamanlarda çok fazla RPG'den yakınıyoruz, farkında mısınız? Ben de buna dahilim. Böyle ağzıma roket yiyorum ve sürekli ölüyorum. Peki buna çözüm olarak ne kullanmaya başladım? EOD adlı perk'ü kullanmaya başladım. Ama sonra da fark ettim ki ya bu perk etkili mi, etkisiz mi? Çünkü bunun üstünde yazdığına göre çok fazla etkisini göremedim diye kafamda soru işaretleri belirdi. Ve gerçekten etkili olup olmadığıyla ilgili testler yaptık. Bakalım test sonuçlarında neler çıktı. Öncelikle EOD ne işe yarar ona bir bakalım. Kesitrik olmayan patlamalardan gelen hasar ile yanma hasarını azalttığını söylüyor. Yani mantıken Claymore, el bombası, C4 roket, Molotov, Semtex, mayın gibi oyundaki patlayan ve yanan her şeyden daha az hasar yememiz lazım EOD'yi kullanırken. Peki biz ne yaptık? Saatlerce uğraşıdan sonra bir şekilde düşman olarak aynı oyuna girdik ve sırayla EOD yokken ve sonra da EOD seçiliyken üstüme teker teker tüm patlayıcıları attılar. Sonunda tüm patlayıcıların verdiği hasarları karşılaştırdık. Sonuçlar açıkçası hiç de beklediğimiz gibi çıkmadı. Hadi gelin şimdi testlere teker teker birlikte bakalım. İlk olarak EOD yokken üstüme Semtex atılıyor. Full zırhlı halimle yaklaşık olarak 40 kadar bir canım kalıyor. EOD seçip tekrardan aynı testi uyguladığımızda ise yine 40 canım kalıyor. İkisine aynı anda bakarsak da ilk EOD testimiz olan Semtex'te başarısız olduğunu görebiliriz. İkinci testimizde Kerem kafamı molotof atıyor. İlkinde yine EOD yok. İkinci denememizde EOD perkini seçerek deniyoruz. Etkisinin olup olmadığını görmek için ise ikisini yan yana yavaşlatılmış bir şekilde karşılaştıralım. Gördüğünüz üzere yine ikinci EOD testimiz olan kafamıza molotof yemedi de başarıyla geçemedi. Tabii molotof için farklı bir test daha yapmamız lazım. Eğer kafamıza değil de yere atılan bir molotofun çıkardığı ateşten, alevden hasar yersek etki görür müyüz? Bu sefer abonelerimden Barzu dayı bana yardımcı oldu. Çok sağ olasın bu arada. EOD varken ve yokken alevlerin içine daldım. Tabi sırayla baktığımızda bu görüntünün arasında fark var mı yok mu anlayabilmemiz mümkün değil. O yüzden hadi bir de şimdi yavaşlatılmış çekimde aynı anda ikisine birden bakalım. Yavaşlatılmış çekimde gördüğünüz üzere EOD'nin sonunda etkisini görebildik. EOD kullandığımızda yaklaşık olarak 2 tane daha hasar yiyebiliyoruz yanma hasarında. Üçüncü testimizde ise bu sefer C4 denedik. Denemelerimizde problem olmaması için C4'ü duvara yapıştırarak patlattık. EOD seçili de olsa seçili olmasa da C4'ün bir etkisi olmadığını bulduk bu sefer. Dördüncü testimizde de yere proxy mine koydular. EOD'siz denememde hem full zırhı hem de yarı canımı götürdüm. EOD perk'ünü seçtiğimde ise sadece zırhımı götürdüm. Sonunda EOD'nin işe yaradığı bir patlayıcı bulabildik arkadaşlar. Beşinci testimizi de Claymore'la yaptık. Sonuç tabii ki nasıl oldu? Başarısız oldu. EOD'nin yine hiçbir etkisi yok. El bombası ise bizi zorlayan testlerden biri oldu. Barzu dayı her el bomba atışında el bombası yuvarlandığı için peşinden koşturmak zorunda kaldım. Hasar verdiğim nokta değiştiğinden dolayı da bu testin sonucuna çok güvenmememiz gerektiğini söyleyebilirim. Yine de bir denememizde neredeyse tam aynı noktadan hasar yemeyi başardım. Ve yine EOD'nin bir işe yaramadığını gördüm. Little Equipment'lardan sonuncu olan Termite'de ise maalesef yine bir işe yaramıyor. 7 tane patlayıcıdan sadece 2 tanesinde işe yaraması pek iç açıcı bir sonuç değil aslında. Ki bir tanesi alevin üstünden yürürsek işe yarıyor. Bir zahmet alevin üstünden de yürümeyelim zaten. Peki Warzone'da bir etkisi yok mu EOD'nin? Arkadaşlar RPG'ye karşı inanılmaz bir etkisi var. İnanılmaz. Defalarca roket ile denemeler yaptık, mesafeyi değiştirdik, farklı adet zırhlarla denedik, 1 adet zırhla, 2 adet zırhla, 3 adet zırhla ve ulaştığımız sonuç şu arkadaşlar. EOD yokken roket vücudunuzun herhangi bir bölgesine değerse öldürüyor.
vücudunuza değil de 5 metre yakınınıza kadar isabet ederse de yine ölümcül oluyor. Full zırhlı olsanız bile yine ölüyorsunuz. Ama IOD varken işler değişiyor. Yine roket vücudunuza isabet ederse ölüyorsunuz. IOD olsun olmasın, eğer roket vücudunuza isabet ederse ölüyorsunuz. Fakat IOD seçili iken roket çok yakın bir bölgenizde patlarsa hayatta kalabiliyorsunuz. Peki ne kadar canlı kalabiliyoruz? Peki ne kadar vuruyor bize? Burada çok değişik bir şey keşfettik. Roket 5 metreye kadar yakınınıza isabet ettiğinde eğer full zırhınız varsa hepsi gidiyor. Yani 150 vuruyor. 2 zırh varken de mantıken 150 vuruyorsa canınızın yarısı gitmesi lazım değil mi? Çünkü 2 tane zırh 50-50-100 yapar. Canınız da toplamda 100 olduğu için 150 vurması canınızın yarısının gitmesi anlamına gelir. Fakat öyle işlemiyor. 2 zırhınız olduğunda da bu sefer sadece zırhınızı vuruyor. 2 adet zırhınızı götürüyor. Canınıza hiçbir şekilde hasar vermiyor. Aynı testi tek zırhla da denedik. Fakat tek zırhla yine sonuçlar daha farklı çıktı. Bu sefer roket hem zırhınızı hem de canınızın yarısını götürüyor. Yani 100 vuruyor. Bir ihtimalle kafalar karıştı şu anda, fark ediyorum. O yüzden son yeri hemen özetleyeyim. IOD olmayınca roket yakın mesafeye isabet ederse vücudunuzu vurmasına gerek yok. Yakın bir noktaya da düşerse her türlü sizi öldürüyor. IOD kullanırsanız ve roket yakınınıza isabet ederse de 3 ve 2 zırhınız olduğunda sadece zırhınız gidiyor. Tek zırhınız da varsa bu sefer canınızdan gidiyor. Tüm verilere ulaştığımıza göre hadi bir de yorumlayalım. Öncelikle multiplayer'de zırh denilen şey olmadığı için yerde ne olursa olsun neredeyse direkt ölüyorsunuz. O yüzden gayet kullanışlı bir perk diyebiliriz. Ama Warzone'da eğer füzelere, roketlere karşı bir sıkıntınız yoksa tercih etmeyin. Ama benim gibi sürekli bina araştırırken, oradan oraya koştururken ağzınıza böyle roket sokuyorlarsa dedim, anladınız. İçindeki o duyguları da hissetmişsinizdir hani. Roket kullanmayın artık. IOD kullanın. Gerçekten çok etkisini göreceksiniz arkadaşlar. Rehber videosunun artık sonuna geldik. Ama bu rehberi hazırlamak saatlerimi aldı. Özellikle aynı oyuna denk gelmek artık çok zorlaştı. Bilmiyorum bununla ilgili bir güncelleme mi yaptılar, bir değişiklik mi yaptılar. O yüzden bu kadar emek göstermişken siz de eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğeni tıklayarak bana yardımcı olabilir. Videoyu beğendiğinizi gösterebilirsiniz ki ben de sonraki rehberlerimi de aynı bunu da özendiğim gibi özenerek yapmaya çalışayım arkadaşlar. Son olarak da yine bana yardımcı olmak isterseniz aşağıdaki abone ol'a tıklayarak bildirimleri açabilirsiniz. Hem bu sayede hemen hemen her gün ürettiğim hem oynanış hem rehber hem güncelleme haberleri hem çekiliş videolarını da kaçırmış olmazsınız. Geldiniz, izlediniz. Çok sağ olun arkadaşlar. Hepinize roketsiz iyi günler.